Kazı köyündeyiz şu anda da. Sizlerin yanınızdayız. Derdinizi dinlemeye, dertlerinize ortak olmak için buradayız. Dertlerinizi vekilime aktarın ki mecliste halkın sesi olsun. Gazi köyünün sesi olmak için burada vekilim. Onun için buradayız. Önce sizleri dinleyeceğiz. Sorularınızı alacağız. Sıkıntılarınızı alacağız. Partimizden beklentilerinizi alacağız. Ne bekliyorsunuz? Bu 15 Temmuz'la ilgili FETÖ olayıyla ilgili bakış açınız nedir? Bize nasıl bir yön vereceksiniz ki vekilim de Ankara'da o yönde mücadele edecek. Yani o da genel başkana söyleyecek. Yani sizi dinlemeye geldik. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Tekrar hoş geldiniz. O zaman biz hemen bir kısa ve öz olarak söze başlayalım. Bizim FETÖ'yle Gaziköy olarak hiçbir ilgimiz yok. Alan almış, satan başından salmış. Çünkü genel olarak şöyle baktığın zaman bir köprünün üstünde 10 asker oraya, 10 asker buraya yığmayla trafik görevi yapıyor gibi. Buna bir devrim ihtilal denilmez. Benim kendi aklımın adı. İkinci bir olan meclisi bombalayıp da karşı tarafı ellememek, bu da bir açıktan kongres. İki. Üçüncü hata geçiyorum. Biz grup toplantısında ve kapalı basına kapalı olduğumuz zaman acaba şöyle diyorum, düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi niye iktidar olmuyor diye bir kendi aranızda parti olarak 130 kişilik milletvekili genel başkanımızın başkanlığında böyle bir mevzu gündeme geliyor mu? Değerlendirme yapıyor musunuz? İktidar olmadığımıza göre biz nerede yanlışlık yapıyoruz? Nasıl ne yapıyor da ne olamıyor? Ben mesela Gaziköy'ünde örnek veriyorum. 16 yıldır AKP döneminde şu köydeki seçmeni ilk defa bu seçimde 3'e düşürdüm. Ondan önce liste başı. Mustafa Kemal Atatürk Selanikli. Buranın halkının da yerli yapısı Selanikli. Fakat gel gör ki bunu izah ediyorsun, indiremiyorsun. Geçen ilk seçimde 317'ye çıktık. İkinci seçimde 2'ye düştük. Adamlar 230 iken 260-30 geri artış oldu. Ha biz onun nedenlerini biliyoruz. O bizde kalsın. Ha ben demek istiyorum ki şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman iktidar olacak? Basına kapalı toplantıda niye olamıyoruz? Hep muhalefet, hep muhalefet. Halka, yani bu halk sizlerden bir şey istiyor da vermiyor musunuz? Yoksa sizler veriyorsunuz da halk mı istemiyor? Yani ben bunu çokça kafama takılıyor. Bunu eleştiriyorum Sayın Vekilim yani. Eyvallah. Yani, buyurun söz sizin efendim. Başka sorusu olan alalım mı? Toplantı cevap verirsen daha iyi. Başka sorusu olan... Sayın Vekilim, o zaman ben bir soru yönelteyim. Bir saniye. Türkiye İş Manga, Kozan Ginet Genel Yayın Yönetmeni, Çukurova İnternet Gazeteciler Derneği, Kozan İlçe Başkanı. Sayın Vekilim, biliyorsunuz bir FETÖ terör örgütüyle beraber şu an hükümet PKK terör örgütüyle beraber silahlı kuvvetlerle bir işbirliği içerisinde bir mücadele başlattı. Bunun neticesinde geçtiğimiz günlerde PKK'nın bir basın organı, Özgür Gündem adı verilen bir gazete kapatıldı. CHP'nin buradaki duruşu Özgür Gündem'in arkasında oldular. Yani basın özgürlüğü adı altında. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi basın özgürlüğü derken Türk milletini bölmeye çalışan, parçalamaya çalışan bir eşkıya grubunun temsilciliğini yapan bir gazeteyi sahip çıkmak basın özgürlüğü mü oluyor? Veya gerçek Türk halkına sahip çıkılması bu konuda gerekmiyor mu? Artı ilçe teşkilatlarınız, sizin her zaman haberlerinizi yapan, sizleri paylaşan, yerel basında iletişimleri nasıl, bu kopukluğu fark ediyor musunuz? Hangi ilçe teşkilatınız, hangi il teşkilatınız yerel basın kuruluşlarının bir bayramını kutlamış, bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi hemen şunu koyalım. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yana bir davranış sergilemiştir. Ve politikaları da her zaman bu doğrultuda olmuştur. Bizim için esas olan üniter yapının kurulmasıdır. Ve her alanda da her zaman her türlü terör örgütünün karşısında oldu. Evet, PKK bir terör örgütüdür. Bunu Sayın Genel Başkan çeşitli kez grup toplantılarında
tüm Türkiye'ye tabii. Bu anlamda açıkladı. Yalnız hemen şunu da söylemek durumundayız. Biz bu ülkede her kim ne yapacaksa yönetim anlamında söylüyoruz. Hukukun içinde hareket etmek gibi bir zorunluluğu olduğunu düşünen bir partiyiz. Bizim için önemli olan hukukun üstünlüğüdür. Yani iktidarsınız, işte ben yaptım, ben ettim noktasında bir davranış sergileyemezsiniz. Yine biliyorsunuz biz bu FETÖ terör örgütünün o kalkışmadan sonra işte mevcut iktidar olağanüstü hal ilan etti. Biz olağanüstü halle bu sorunların çözülemeyeceğini orada da iktidar temsilcilerine, parlamento kürsülerinden söyledik. Ancak sayısal çoğunluklarından dolayı da böyle bir olağanüstü hali ilan ettiler ve o günden bugüne de kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bugün bizim o gün kürsüde söylediklerimizin doğruluğu ortaya çıktı. Yani evet böyle bir kalkışma var. Bu kalkışmanın asıl müsebbiblerini bulmak iktidara düşüyor. Biz de muhalefet olarak onun o yönüyle yanında olacağımızı bildirdik. Ancak o günden bugüne şunu çok net olarak görüyoruz ki kurunun yanında yaş dayanıyor. Yani siz bu ülkede 14 yıl iktidar olacaksınız. 14 yıl iktidar olacaksınız. FETÖ terör örgütü dediğiniz ki biz bunu yıllardır söylüyoruz. 30 yıldır, 40 yıldır hayatın her alanında dillendiriyoruz. Biz onu bu olayı o dönemde dillendirirken siz bize linç girişimlerde bulundunuz. Yani rahmetli Kamer Genç FETÖ ile ilgili yani medyaya yansıdığı için söylüyorum. Birkaç laf etti diye parlamentoda AKP milletvekillerinin lincine Allah rahmet eylesin maruz kalmıştı. 14 yıl yöneteceksiniz. Ne istediler de vermedik diyeceksiniz. Şimdi de işte gariban İmamoğlu şeyden Gazi köyünden işte bir Mehmet abi zeki bir çocuğu var. Öğretmeni diyor ki Mehmet abi bu çocuğun aman okumasını sağlayın. İşte neyin var neyin yok bul buluştur. Bunu üniversite eğitimi yapsın. Bu çocuk çok önemli yerlere gelecek diyor. O da alıyor çocuğunu. Adana'ya geliyor. Diyor ki ya oğlanı işte bir dershaneye yazdıracağız. Hangi dershaneye yazdıralım? Diyorlar ki başarısı en yüksek olan dershaneye yazdırın. Sen 14 yıldır kapılarını açmışsın buna. Her dediğine evet demişsin. Bunlar da soru çalmış. Son 20 yılın neredeyse en yüksek puanını alan bu öğrenciler öyle mi? Bunların dershanesinden çıkıyor. Evet. Çocuğu o dershaneye verdi diye bu 15 Temmuz kalkışmasından sonra o çocuğun, o ailenin hayatını karartıyorsunuz. Biz bunlara da şimdi bu anlamda sahip çıkıyoruz. Sen, ey Tayyip Erdoğan, ey Abdullah Gül, ey Tansu Çiller, ey FETÖ, terör örgütünün başı. Kurdele kestiniz Bankasya'dan. Şimdi gariban ev alacak. İşte tüketici kredisi çekecek. Faizi 3 kuruş, 5 kuruş düşük veriyor diye gidiyor o bankadan. Resmi banka. Devlet izin vermiş, açmış. Kredi aldı diye. İşte tüketici kredisi aldı diye, konut kredisi aldı diye gel diyorsunuz, karı kocayı kapının önüne koyuyorsunuz. Böyle mücadele olmaz. İşte o mücadele bölücülüktür. Biz PKK'ya sonuna kadar karşıyız. Evet terör örgütüdür ancak tüm sorunlar bu ülkede hukuk normları içerisinde çözülmesinin gereğine inanan biz bir partiyiz. Eğer siyaset yönetim bir öç alma anlayışı içerisinde devam ederse bu yönetim tarzının ülkemize getireceği en ufak bir fayda yoktur. Yani şiddet şiddeti doğurur. Öyle mi? Ve bunun altından da biz hiçbir zaman için kalkamayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşu kesinlikle böyledir. Öbür sorunumuz örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz. Evet, başkanımız burada o verir. Yani tabii ki medyayla, basınla, siyaset, bizim gibi siyasetin içinde olanlar çok iyi ilişkiler içerisinde olmak durumundalar. Yani basının, medyanın, işte internet basınıydı,
işte ne bileyim ben diğer medya olarak yazılı basındı, görsel basındı, bunlarla ilişkilerimiz hangi düşüncede olursa olsun devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Eksiklikler var mıdır? Kuşkusuz vardır yer yer ama sevgili başkanım burada bu anlamda tabii memnuniyet verici. İlk defa söylüyorum. Ciddi bir çalışma içerisinde bu bölgede. Muhtemelen basınla da ciddi diyaloğu yani yerel basının ben destek verilmesi gerektiğine inanan bir ilçe başkanıyım. Teşekkür ederiz. Ve bir şey daha var. Ben herhalde siyasi mevcut Kozan'daki siyasi partiler içerisinde gazetecilere anket yapılsa da bu anlamda da birinci geleceğime inananlardanım. Erkan yani Bey, desteklemek adına. Evet. Şimdi biz ona inanıyoruz da biz il olarak benim az önce bahsetmek istediğim. Hani il teşkilatınızın bir basın büronuz var. Evet. Basın büronuz bizlerle sürekli haberlerinizi paylaşıyor. Evet. Biz anlık olarak giriyoruz. Evet. Hani benim istediğim en azından bir bayramda basın büronuz o kadar yüzlerce basın kuruluşuna haberlerinizi atarken ya bir bayramınız kutlu olsun demek bu kadar zor mu? Biz evet. Atıyoruz, bizim mesajımıza dahi dönme nezaketinde bulunmuyorlar. Yani bizim anlatmak istediğimiz bu. O konuda eğer öyle bir gelişme evet, varsa maalesef. Ki... Derhal, tabii de aynı şekilde özür. Ayhan Bey'e mesela defalarca bazen mesajlarımız oluyor. Şey, hiç dönüş yapılmıyor. Daha önce Elif Hanım'a da bahsettim. En büyük eksikliğiniz zaten burada kopukluk bu yani. Basınla. Doğrudur. Yoksa Erkan Bey gerçekten bu konuda çok evet, girişimde evet, olan bir insan. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. İzniniz olursa son bir şey daha soracağım. Tabii, buyurun. Bu İmamoğlu, Kozan, Adana arasında biliyorsunuz bu duble yol olayı vardı. Evet, bunu evet. Siz gündeme getirdiniz. Evet, bayağı evet. İlgilendiniz bu evet, konuda. Evet, kamuoyu evet. Da biliyor bu konudaki evet, çalışmalarınız. Evet. Durum ne alemde? Orada büyük bir rant elde ettiler daha önce. Evet. Şu anki gelişmeler hakkında okurlarımızı bilgilendirir misiniz? Yani o konuda dediğiniz gibi soru önergeleri verdik. İşte... meclisin o ilk açılış döneminde yani genel kurulun birer dakikalık sorularla sorduk. Ancak ciddi bir gelişme yani halkın lehine diyelim sağlattıramadık. İktidar çoğunluk anlayışından kaynaklı olarak ben yaptım oldu düşüncesinde ama biz de muhalefet milletvekili olarak halkın yanında halkın sorunlarına duyarlı milletvekilleri olarak tabii ki vatandaşın, kamunun bir tek kuruşunun bile çarçur edilmemesi adına milletvekili sorumluluğu içerisinde elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi bir şey öğrendim özür dilerim. Tabii. Sen az evvel bahsediyordun. Evet, o konuyla şimdi bir telefon geldi ya. Bir arkadaşımız okurken üniversitede Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi alıyor. Evet. Bu parayı nereden alıyor? Kredi Yurtlar Kurumu bankasıya yatırıyor. Bunlara da bankamatik kartı veriyor. Bunlar da oradan bankamatikten çekiyorlar. 10 sene önce verilmiş bir şey. Bankamatik kartı, kredi kartı değil. Evet. Şimdi o bankamatik kartı var diye, bankasyanın bankamatik kartı var diye. Kullanıyor diye adam açığa almışlar. O kadar. Belki de meslekten men etmiyor. Abi böyle yüzlerce sorun yani var. Bu kadar saçma bir şey olur mu ya? Adam kredi, çok fakir fukara çocuğu. O krediyle okuyacak. Kredi Yurtlar Kurumu kurum olarak bankasıya yatırıyor parayı. Bankasyanın bankamatik kartını da ona veriyor. O doğrudan şimdi adam, ya bu her gün ben milletvekili değilim, bir şey değilim arkada. Her gün 5-10 tane bana telefon geliyor, müracaat geliyor. Geçen gün işte Kadirli'den geldi. Sağ olsun İbrahim'e ilgilenmiş onlarla. Onlar şey yaptılar. Öyle enteresan şeylerle karşılaşıyoruz ki hani Cumhurbaşkanı diyor atizi ikisine karıştı. Kardeşim karıştırma. Baştan tedbirini alaydın. Evet. Karıştırmasaydın. Bakın ne zaman bu ülkede yöneticiler Cumhuriyet'in kurucu anlayışının dışında bir anlayışla hareket etmiş ülkenin başına çok büyük çoraplar örülmüştür. Tabii. Çok büyük çoraplar örülmüştür. Nedir o? Bir. İşte dış politikada tam tersi bir davranış, bir yönetim tarzı sergilendi. Cumhuriyet'in yönetim tarzı nedir? Yurtta sol, cihanda sol. Öyle mi? Evet. Şimdi bizim kavgalı olmadığımız komşumuz yok ki. Suriye. Ne işimiz vardı yani? Düne kadar can ciğer kuzu sarmasıydınız.
Esat oldu Esat. Emevi Camii'ne girip namaz kılacaktı Sayın Cumhurbaşkanımız. 3 milyon mu 5 milyon Suriyeli bize girdi. Öyle mi? Yani bizim sanki acımız, açığımız. Tabii ki çağdaş bir ülke olarak her türlü mağdurun, mazlumun sonuna kadar yanında olacağız. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Ancak doğru dış politikayla bunları yapacağız. Bugün geldik duvara tosladık. Bu kadar açık ve net. Niye bunlar? Bunlar işte o cumhuriyetin, o Sayın Genel Başkanımızın da bir grup konuşmasında söylediği gibi o amiyane tabirle Türkiye Cumhuriyeti fabrika ayarlarına dönmek zorunda. Bu kadar açık ve net. Bakın bir başka bir şey daha söyleyeyim. Sayın basın mensubu arkadaşım. Biraz önce birkaç yerde de söyledim. Bu memlekette bir yılda övündüler Osman Gazi Köprüsü yapıldı diye. Öyle mi? Osman Gazi Köprüsü. Osman Gazi Köprüsü'nü yapan yüklenici vatandaş, işte müteahhidimiz Türkiye'de 9 ayrı bankadan kredi kullanmış. Yani cebinden bir kuruş para çıkmamış. Ve şu garantiyi de vermiş devlet. 40 bin araç geçmezse kalan kısmı, atıyorum 20 bin geçti. 20 bin günlük artı devlet olarak biz o yükleniciye para ödeyeceğiz. Ben buradan sesleniyorum. Yöneticilere, bakanına, cumhurbaşkanına, başbakanına. Her yıl 1,5 milyona yakın çocuk açık öğretim, işte örgün öğretim, yaygın öğretim neyse okullara giriyorlar. İşte bunda lise de var. Daha çok üniversite öğrencileri. 375 bin çocuğumuza devlet olarak yer yurt sağlıyoruz. Yani işte 3 öğün yemek, efendim sıcak su, işte internet bağlantısı, 1 milyon 125 bin çocuğumuz kapıda açıkta kalıyor. Nereye gidiyor bu çocuklar? İşte cemaatlerin kucağına bu yanlış politikadan dolayı gidiyoruz. Bu ülkenin önceliği Osman Gazi Köprüsü değildir kardeşim. Bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin önceliği, hükümetlerin önceliği, öncelikle gençlerine, yavrularına yer, yurt temin etmek gibi bir öncelik vardır. Öyle mi? Bunlar yapılabilir şeyler. Niye yapmıyorlar? Buradan besleniyorlar maalesef. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türgev. İşte bir vakıf açtı. İşte bir sosyal bir şey. Evet. Kamunun tesisleri bunlara kiralanıyor. Ne demek bu? Oradan siyasi olarak besleniyorlar. Kamu olarak, devlet olarak, sosyal devlet anlayışı budur. Sen yapacaksın kardeşim. Ona buna teslim etmeyeceksin çoluğunu çocuğunu. Teslim ettiğin zaman bir 15 Temmuz'la bir başka 15 Temmuz'larla karşılaşman kaçınılmazdır. Bu 3 sene sonra olur, 33 sene sonra olur, 53 sene sonra olur. Bilemem. Sen çocuğuna, çoluğuna sahip çıkacaksın. Sahip çıkacak. Sosyal devlet böyle bir devlettir. Oradan sen siyasi olarak nemalanacağım, kendime siyasi taraftar elde edeceğim diye bu tür bir yanlış politika içerisine girersen daha çok 15 Temmuz'larla karşılaşırsın. Allah korudu tabii. İktidarıyla, muhalefetiyle hep birlikte 15 Temmuz o darbe girişimini engelledik. O da bizim hepimizin, yani 81 milyonun 178 milyonun 100 hakkı. 100 hakkı. Öyle mi? Böyle bir durum. Ama Cumhuriyet'in kurucu değerleri, kurucu ayarları öncelik olmalı. Sosyal devletin o demin çizdiğim çerçevede çoluğuna, çocuğuna, garibanına sahip çıkma anlayışı hayatın her alanında geçerli olmalı ve ülke olarak da bu tür şeylerle karşılaşmayalım. Kimin cemaati neyse, kim kime inanıyorsa kamuda, kamuya müdahale etmedikten sonra herkesin kendi işidir. Ona hiç kimsenin müdahale etme hakkı yoktur. Öyle mi? İnanır, inanmaz, başkadır, şudur, ama kamuya müdahale edildiği zaman, işte bu siyasal İslam dediğimiz olay işin içine girdiği zaman maalesef ülke bölünüyor, ülke geri kalıyor, çağdaşlıktan uzaklaşıyor diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum kardeşim.
liseyi bitirmiş işsiz, üniversiteyi bitirmiş işsiz, okuldan atılmış işsiz. Yok yani bir şey, zora gider. Ha bunun için de bu Türkiye Genel'in 3-5 partinin içinde de yıllardan beri muhalefet kurduğumuzun en büyük işi de biz. Ha beni geçin al yani. Tabii tabii anladım, tabii doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi diyordu Sayın Cumhurbaşkanı, inlerine gireceğiz inlerine. Niye girmiyorsunuz kardeşim? Onlar girdi onun adına. FETÖ'nün iline. Siyasal ayağını niye ortaya çıkarmıyorsunuz? 15 Temmuz'da darbe girişimi oldu. 26'sında mecliste darbe komisyonu kuruldu. Bizim önergemizle. Hemen o gün CHP, MHP, HDP komisyona üyeliklerini bildirdiler. AKP meclisin kapanmasından bir gün önce üyelikleri bildirdi. Yani zaman kazanıyor. Bu anlama gelmez mi? Böyle bir davranış. 1 Ekim'de meclis açılacak, komisyon ondan sonra çalışacak. E burada bir art düşünce aramaz mısınız? Artı iki AKP'li milletvekili arkadaşımız geçmişte FETÖ'ye övgüler dizen, bin yılın en büyük işte Türk insanı diyen biri, iki arkadaşımız da ikisi de bu komisyonun üyesi oldular. Şimdi bunlara diyorlar ki siz AKP kontenjanından, işte sayısal oranda temsil ediliyoruz orada komisyonlarda, siz araştırın. Yani şimdi burada bir samimiyet var mı? Gariban çocuk KYK'dan, KYK devletin kurumu, Asya Banka para yatırıyor. Çocuk da kredi alıyor. O krediyi de sonra ödettiriyorlar. Tabii. Ben de geçmişte aldım. Biz Ziraat Bankası'ndan aldık. Ben 79 mezunuyum. İşte 4 yıl Ziraat Bankası'ndan aldık. Daha sonra da ödedik onu abi, biliyorsunuz. Evet. Bir süre sonra faizsiz ödüyorsunuz. Oraya yatırıyor. Şimdi de diyor ki gel buraya. Hadi sen memuriyetten seni attık veya açığa aldık. Ya böyle saçma salak bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Dershaneye gitti diye, okuluna gitti diye. E Berat Albayrak çıktı. Enerji Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da damadı. Dedi ki ben Samanyolu okullarını bitirdim. Tabii. Yani bakan, o bakan yaptın onu. Ne demek bu ya? E gariban Mehmet Ağa'nın, Hasan Ağa'nın, Ahmet Efendi'nin, İbrahim Efendi'nin, Coşkun Efendi'nin, Erkan Efendi'nin, Erkan Bey'in çocukları da vur abalıya. Tabii. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Kalkıp dediniz ki ne istediler de vermedik. Sen dedin bunu. Ey Cumhurbaşkanı kardeşim sen dedin ya. Kandırıldık. Koca Cumhurbaşkanısın. Kandırıldığını gariban işte İbrahim Özdüş. İşte şeyde Gazi Köyü'nde bir vatandaş. Ben haydi haydi kandırılırım ya. Öyle mi? Biz temizlik yapıyoruz. Vallahi o konuda samimi değiliz. Sen sana muhalifleri temizlemeye çalışıyorsun. Yanlış politikalarınla. Hukuk dışı politikalarınla muhaliflerini susturmaya çalışıyorsun. Böyle bir anlayışla Türkiye'nin ilerlemesi, büyümesi, gelişmesi, o hep söylediğimiz çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi mümkün değildir. Öyle bir şey olabilir mi? Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Hukuk, hukuk, hukuk. Hepimiz buna uyacağız kardeşim. Hukukun üstünlüğü. Bu. Var mı suçum? Hani kaldı mı? Ya işte var mı? İlgililer dosyamı hazırlayacak. Savcılığa gönderecek savcı. Şimdi savcının önüne dosya geliyor. Öyle bir garip olaylarla karşılaşıyoruz ki geliyor bakıyor savcı. Ben duydum kimilerinden. Saçma salak bir şey. Ulan diyor şimdi bunu işleme koymazsam ben de gideceğim. Beni de FETÖ'cü diye damgalayacaklar. Hemen olumsuz yazıyor. Hakim karar verecek. Hakim diyor ki ya bunda bir şey yok ama hadi bir gitsin. Bakalım birkaç ay yatsın. Ya ocaklara ateş düşürüyorsunuz. Evet. Ateş düşürüyorsunuz. Düşürdünüz. Daha da üstüne üstlük. Yani at izi it izine karıştı. Kurunun yanında yaşları da yakıyorsunuz. Öyle mi? Siyasal uzantıları kardeşim. Siyasal uzantıları. Onları çıkaracaksınız. Çıt yok. Söylüyorum. O gün söyledim. Eğitim senin protestosunda ben de orada vardım. Arkadaşlar mikrofonu uzattılar. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na hani diyor ya inlerine gireceğiz inlerine. Ben o ini
adresini veriyorum. AKP Genel Merkezi girsinler. Çok açık ve net. Girsinler. Orayı bir kurdalasınlar. Milat koydular. Evet. 17-25 darbe. Ne darbesi? Böyle bir olay oldu mu olmadı mı kardeşim? Oğlum parayı sıfırla dedin mi demedin mi? Böyle bir olay gerçek mi değil mi? Ha bunu FETÖ'cü çıkartmış. Birbirinize düşmüşsünüz. Paylaşım savaşında işte şu az almış sen fazla almışsın o ayrı. Böyle bir olay var mı yok mu? Olay ortada 17-25. Ha hukuk içerisinde bunun da hesabı sorulmalı. Bunun da hesabı sorulmalı. Kardeşim tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Dertlerimiz ortak olmaya geldik. Sizlerin sesi olmaya vekilim geldi. Ankara'da sizlerin derdini hükümete, mecliste dile getirmek için burada. Biz konuşacağımız, biz dinleyeceğiz. Ülke gündemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu 15 Temmuz olayı ile ilgili bakış açınız nedir? Nerede hata var? Kim suçlu? Bunlarla ilgili sohbet etmeye geldik. Mağdur İnşallah... olanlar var mı? Evet, mağdur olanlar var mı? Orada bir ortak hat verdiler. Evet, top, ne diyorlar? Facebook, ha. Evet. Sosyal iletişim. Sosyal iletişim şeyi. Bunları onun adına ortak oluyorlar. Birkaç kişi böyle bir şey varmış. İnternette. Varmış. İnternette. Ha, bir hat alınıyor. Bir hat alınıyor. Birkaç kişi kullanıyor. Ortak kullanıyor. Evet. Birileri şey yapınca kendi, o da kendi adına olunca işte. Evet. Diğerleri evet. Verdiği bir şeyde anladım. Evet. Mesajda evet. Suç görmüyor. Evet. Oradan doğruya içeri almış durumda. Aynen evet. Öyle birkaç vaka var. Öyle de var. Tabii biliyoruz vaka var. Evet. Şimdi mesela Tunceli'de 500 4 kişi çevirmiş. Evet. Kaç aldı öğretmen? Evet. 419'u iade etmiş. Bunlar suçlu. Evet. Suçluysa gerçekten şeyse niye aldı? Teröristse niye öğretmenlik veriyor? Veyahut da öğretmen bunlar herhangi bir suçsuzsa niye aldı? Bunlar o yönüyle çok sıkıntılar var. Müthiş mağduriyetler yaşanıyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyet yaşayanların herkesin yanında olmaya çalışıyoruz. Yani medyadan da duymuşsunuzdur. İşte televizyonlar evet bahsetti. Biz sahip çıkıyoruz. Bunlar niye böyle haksızlıklara listeler? Sahip çıkıyoruz. Listeler nereden bulundu? Veyahut hemen uçuklar yani, evet. Hemen ertesinde mesela. Evet yani. Altısında böyle bir karar aldık biz. Biz yani CHP, MHP ve HDP komisyonu hemen isimleri verdik. Kimler görev yapacaklar. Ama maalesef AKP meclis kapanmadan, yasal